Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte çember ve daire konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Bu videoda çemberin te temel elemanlarından bahsedeceğiz ve çemberde açıya biraz giriş yapacağız. Evet bazı arkadaşlar pis pis sırıtıyor olabilir. Kenan Hoca hani hep üçgenler anlatıyor ya üçgen işte çok önemli falan diyor ya. Hadi bakalım burada çember yuvarlak bir şeyi nasıl anlatacak diye içinden böyle geçirenler olabilir. Evet arkadaşlar Burada da yine çember çember konusunda yine nereden anlatacağız size? Üçgenden. Üçgenimiz bizim olmazsa olmazımız kardeşim. Göreceksiniz. Yine bakın çemberin tanımını vereceğim. Temel elemanlarını tanımlayacağım. Daha doğrusu bir de ondan sonra tanımından sonra temel elemanlarından bahsedeceğim. İşte teğettir, kiriştir işte bilmem nedir onlardan bahsedeceğim. Ardından neden bahsedeceğiz? Üçgenle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsedeceğiz. Evet Çember konusunda da arkadaşlar çoğunlukla üçgen bilgisi çok ama çok önemli. Üçgenleriniz iyiyse yine bu konuda sıkıntı yaşamayacaksınız ve burada arkadaşlar üçgenle ilgili üzerinde çok duracağız. Çemberde açıda üçgen bilgisi çıkacak ama çemberde uzunlukta ve dairede alanda daha fazla bir üçgen bilgisi hatta dörtgen bilgisi de karşınıza çıkacak diyebiliriz arkadaşlar. Çemberin de kendi çapında bir şeyi var arkadaşlar. Ek çizim yöntemi var mı? Kesinlikle ama kesinlikle var. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Çemberde de ayrı bir şekilde takılacağız. Yani çemberin mantığıyla takılacağız arkadaşlar ama çemberin mantığını yaparken bunun yanında ne var arkadaşlar? Üçgen bilgisi de çok önemli. Ama öncelikle şöyle bir tanımı şey yapalım arkadaşlar. Tanımı verelim. Tanımsız olmaz biliyorsunuz. Tanım burada çok önemli. Ama tanımı geçmeden önce çok güldüğüm bir yorum. Çok da hoşuma giden bir yorum var arkadaşlar. Adamlık çember olsaydı siz merkezi olurdunuz hocam yazmış bir arkadaş 2020'de. Geçen sene de bundan bahsetmiştim. Çok güzel yorum değil mi arkadaşlar? Evet size göre güzel olabilir. Hadi bakalım önce bir çemberin tanımına bakalım. Ondan sonra güzel bir yorum mu çirkin bir yorum mu bir irdeleyelim birlikte. Çember. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzunlukta bulunan noktaların kümesine de çember denir. Hmm. Çember arkadaşlar düzlemde sabit bir noktadan eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeri. O noktası sabit nokta olsun arkadaşlar. Eşit uzunluk mesela bu çift çizgi uzunluğu. Bu çift çizgi uzunluğu. İşte bu çift çizgi uzunluğundaki uzaklığındaki bir nokta. Bir nokta bir nokta. İşte bu noktaları sıklaştırdığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bir çember belirtiyor bize. E yoruma dönelim. Adamlık çember olsaydı siz merkezi olurdunuz hocam. Çember neresi arkadaşım? Çember bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Hop işte buradaki noktalar. Aa hocam siz merkezdesiniz. Çember üzerinde değilsiniz. Adamlık burasıysa siz adam değilsiniz yorumu çıkmıyor mu arkadaşlar buradan? Değil mi? Estağfurullah. Ya işte gerçi kendime söylüyorum. Evet adam değilim galiba ben. Bu yorumdan bunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Ama arkadaşın günahı yok. Şimdi Arkadaşlar Gerçekten tanım önemli. Bak yorum yaparken bile ne kadar önemli onu görmüş oluyoruz burada. Ee, Arkadaşça şey hiç alınmadım gücenmedim hiçbir sıkıntı yok. Yani orada iltifat etmek istemiş. Evet, adamlık çember olsaydı siz merkezi olurdunuz. Ama beni merkezin dışında tutmuş. Yani sen adam değilsin, hocam anlamına geliyor. Ama adamlık işte anladınız siz yorumu. Güzel bir yorum yazmak istemiş. E arkadaş sağ olsun. Bana da buradan bir malzeme çıktı, güzel bir şey çıktı. Valla ben bunu senelerce anlatırım herhalde. Çemberde en çok hoşlandığım yorumlardan biri de arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Bana adam demediği için. <laughs> güzel bir malzeme çıkardığı için diyelim bari. Malzeme derken yani güzel bir şey demek istemiş ama neyse çok da fazla uzatmayayım. Evet arkadaşlar tanımın bak her yerde ne kadar çok önemli olduğunu görüyorsunuz. Yani iltifat ederken bile tanım önemli. Çok dikkat edin arkadaşlar bu noktaya. Evet burada çemberin tanımında arkadaşlar şey burada şunu yazsaydı süper olurdu. Adamlık çember değil de daire olsaydı. Daire dediğimiz şeyde ne de biliyor musunuz? düzlemde sabit bir noktaya e, eşit uzaktaki noktaların geometrik yerinin bir de iç bölgesini kabul ettiğimiz zaman biz buna daire diyoruz. İşte o zaman daire deseydi adamlık daire olsaydı siz merkezi olurdunuz hocam. Aa işte o zaman adamın dibi olurduk arkadaşlar. O zaman sıkıntı yok. Evet çember buradaki noktalar içini de aldığımız zaman yani küçük eşit r dediğimiz zaman da buna ne diyoruz arkadaşlar? Daire adını veriyoruz. Şimdi Oradaki sabit noktaya çemberin merkezi buradaki uzunluğa da eşit olan uzunluğa da biz ne diyoruz arkadaşlar? Yarı çap adını veriyoruz ve küçük R ile gösteriyoruz. Bak şimdi çok önemli bir şeyden söyleyeceğim. Çemberde bir çizim yapacaksanız çemberin tanımında ne var? Sabit bir noktaya eşit uzunluktaki noktaların geometrik yeri. Ne var arkadaşlar? Bir kere tanımda merkez var. Sabit nokta merkez. O zaman merkezimiz çok önemli arkadaşlar. Bir de ne var? Eşit uzunluk yani yarı çap uzunluğu var. Ha, o zaman tanımdan yola çıkarak diyeceğiz. Çemberde en etkili silahın yarı çap çizmektir. Bunu sakın ama sakın unutma. Yaz buraya yaz şuraya bir yere. En önemli şey bir şey çizeceksen çemberde arkadaşlar. Çemberde açıda olsun, uzunlukta olsun, dairede alanda olsun. En etkili silahın yarı çap çizmek. Sakın ama sakın bunu unutma. Tamam mı? Evet, en etkili silahımız yarı çap çizmek çünkü tanımda zaten yarı çaptan bahsediyor. E biz yarı çap uzunluklarının da eşit olduğunu biliyoruz, oradaki eşitliği kullanacağız ve üçgen bilgisiyle soruları falan da çözeceğiz arkadaşlar. Tamam, tanım önemli, her yerde önemli. Şimdi çemberin yardımcı elemanlarından bahsedelim arkadaşlar. Bazı şeyleri çember sorularını yapabilmemiz için soruların içerisine çıkıyor. İşte kiriştir, teğettir, çaptır, bilmem nedir. Onları da bir tanıyalım, ondan sonra sorulara başlayalım isterseniz. Çünkü taktiğimiz neydi? Hep tanımı verip. Üçgenle ilgili yapılabilen kısımlarından bahsediyorduk arkadaşlar. Burada da aynı şey. Tanımı verip bir de bilmemiz gereken bazı terimler var. Onları da bilelim ondan sonra sorulara başlayalım isterseniz. Çember üzerindeki farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir. Evet kiriş. Hani biz hani evler yapılırken ki kirişlerden bahsetmiyoruz burada. Çemberdeki kiriş arkadaşlar. Çember üzerindeki iki noktayı birleştiren doğru parçası. Mesela ben burada da şunu birleştirdim. Bu da bir kiriştir arkadaşlar. Hangi noktaları birleştirdim? Şu noktayla şu noktayı birleştirdim. Bu da bir kiriştir. Bu da bir kiriştir. Hocam tam merkezden geçen bu da bir kiriştir. Hatta en büyük kiriş çaptır arkadaşlar. Buraya da yazmışım. Çemberdeki en büyük kiriş neymiş arkadaşlar? Çap olarak biliniyor. Bunu da sakın ama sakın unutmayın. Evet zaten kirişin en büyük kirişin çap olduğu belli. Kendi yorumunuzla da yapabilirsiniz. Bak büyüdü, ya yani büyüyor gitgide büyüyor. Tam merkezden geçtiği zaman en büyük sonra ne oluyor arkadaşlar? Bak gitgide küçülüyor. Evet görüyorsunuz en büyük girişimiz çaptır. Sonra ne demiş arkadaşlar? Çember ile iki ortak noktaya sahip olan doğruya kesen adı üstünde kesen. Çemberi kesen bir doğru. Mesela hop şu kesen bir doğru. Çember ile iki ortak noktası olan doğruya. Bakın şu doğru. Çember ile iki ortak noktası var. Biz buna kesen adını veriyoruz. Çember ile tek bir ortak noktası olan doğruya da biz ne diyoruz arkadaşlar? Tek doğrusu adını veriyoruz. Tamam bunu da öğrendik. Çember üzerindeki iki farklı nokta arasında kalan çember parçalarına yay denir arkadaşlar. Şu çember üzerindeki iki nokta arasında kalan yay parçasına. Yani e, kalan çember parçalarına yay adını veriyoruz. Bu. AB yayı şeklinde de gösterilebiliyor arkadaşlar. Bu AB şu uzunluk yazıldığı zaman AB yayın uzunluğu anlamına da geliyor. Peki hocam şöyle bir soru geldi mi hiç aklınıza? Eskiden vardı. Eskiden hep söylüyorduk. Şimdi de söyleye söyleyeceğiz aslında. Hocam A, AB yayı derken ben üstten mi gideceğim, alttan mı gideceğim? Eskiden nasıldı biliyor musunuz? Minor yayı, major yayı diye geçiyordu arkadaşlar. Şimdi artık müfredattan kaldırıldı bu. AB yayı dediği zaman küçük olan parçayı kabul edeceksiniz arkadaşlar. Mesela bir çember geldi. Böyle böyle CD yayı dedi bize. CD yayı derken küçük olan parçasını alacaksınız arkadaşlar. Ya Hüseyin Bey de bunun da riski atmaz. Hani şöyle bir şey almaz. C burası işte C'yi şurada alıp da D'yi de burada alıp da hocam C, D derken şurayı mı alacağız? Bak göz kararıyla belli değil. Şurayı mı alacağız? Göz kararıyla belli değil arkadaşlar. O yüzden o riski atmaz. C, D yayından bahsederken şöyle alır. Ha hocam küçük parçası. C, D yayı burası. Evet bu C, D yayının uzunluğu şu şekilde AB yayının uzunluğu bu şekilde gösteriliyor. M koyulunca başına da bak M AB yayının ölçüsü. Bu da AB yayının ölçüsü. M ölçü anlamına geliyordu ya. O da ölçüsü anlamına geliyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Belki bazı kitaplar şunu hala söylemeye devam edebilir. E, bu minör yayı. Küçük olan yay Minör Mini minnacıktan aklınıza gelsin. Öbürü de major yayı. Yani büyük olan yaya da alt tarafındaki ya da major yayı. E, büyük olan yayı da ÖSYM daha da e, riske atmamak için. Büyük olan yayı da göstermek için. Mesela buraya X diyor. A, X, B yayı diyor mesela. Şu alttaki y'yi göstermek için de oradan bir nokta alıp A X B yayı diye söyleyebilir arkadaşlar. Hatta uzunluğundan falan da bahsedebilir. Evet tanım bu ve bizim çemberin elemanları da bunlar arkadaşlar. Bunları da tanıdık. Haydi bakalım şimdi sorulara başlayalım arkadaşlar. Ne dedik size? Çemberdeki bir şeyi çizeceksen her zaman her konuda şunu söylüyoruz. Önce verilen bilgilere bak. Çemberde özellikle yarı çap bilgisi çok önemli. Yarı çapların eşitliklerini mutlaka ama mutlaka göster ve çemberde verilen bilgilerle bir şey yapamıyorsan, bir şey ek çizim çizme hissiyatı oluşmuşsa içinde en etkili silahın yarı çap çizmek. Bunu sakın ama sakın unutma. Çemberde açıda, çemberde uzunlukta, dairede alanda en fazla kullanacağımız ek çizim yöntemi bu arkadaşlar. Sakın ama sakın unutma. Haydi bakalım başlayalım. Hocam. Şimdi burası ne demiş? O çemberin merkezi demiş. AB ve CD çap demiş. Yani şunların doğrusallığından bahsediyor bize. Şurası ve şurası çapmış. Tamam bunlar doğrusal. Sonra OA ile DE birbirine eşit. Bak yarı çap uzunluğuyla burası eşit verilmiş. Hocam yarı çap uzunluklarının eşitliklerini gösterelim. Hocam burası yarı çap. Bu da yarı çap uzunluğuna eşitmiş. A hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Yani bu da eşit. Bu da eşit. Tamam. Bakın ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Hocam x kenar tepe açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkart. 2'ye böl. 70 70 yaptı burası. Aa hocam alfa ile 25 yan yana 2 iç açının toplam bir dış açıdan alfa artı 25 eşittir 70'ten alfayı da buradan kaç derece buluruz? 45 derece olarak buluruz arkadaşlar. Ek çizim yapmamıza gerek kalmadı. Verilen bilgiler yeterli oldu. Ki genelde de öyle yeterli olur arkadaşlar. Yeterli olmazsa da ne yapıyoruz? Bir şey çizeceksek en etkili silahımız yarı çap çizmek olacak arkadaşlar. <laughs> Geldik buraya. Hocam daha merkez açı görmedik. Çevre açı görmedik. Nasıl yapacağız bunları falan filan diye düşünmeyin arkadaşlar. Bakalım önce soruya. O çemberin merkezi. Şunlar da kirişmiş. AB ve CB kirişmiş. Burası 50 derece. Burası 100 derece. Ve alfa açısı isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar şöyle bir dörtgen var. Ya bazı arkadaşlar şöyle de yapabilir tabii. Hocam 100 ise burası da 100'dür. Sonra buraya 260 kaldı. Çevre açıdan dolayı buraya bulurum. Sonra dörtgen iç açıları toplamından da gidebiliriz. Olabilir. Ama benim dikkatimi şu çekti. Şöyle bir açı varsa var ki burada. E, bu çevre açı ya da merkez açı falan filan değilse büyük ihtimal ek çizim yapmak gerekecek arkadaşlar. Çemberdeki en etkili silahımız da neydi? Yarı çap çizmek. Kalemini koy merkeze yarı çap çiz. Öyle kafana göre hocam bunu uzatayım değil ya da bunun uzantısını alayım değil. Çember üzerindeki noktalara çizeceksiniz. Çember üzerindeki noktalar A, B ve C noktaları verilmiş arkadaşlar. O zaman O'dan başlayıp A'ya çizilmiş, C'ye çizilmiş, B'ye de sen bir çiz. çiz? Yarıçap bak çizmeyle de kalmasın. Yarıçap uzunluklarının eşitliklerini mutlaka mutlaka göster. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yani bunlar yarıçap olması ne anlama geliyor? Bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. A 50 ise burası da 50. 50 50 100 buraya da ne kaldı? 80 kaldı. Hocam tamamı 100'dü. 20 derece kaldı buraya. E, 20 ise x kenarlıktan dolayı. 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. Bunlar da 80-80 yaptı. Yani alfayı kaç derece bulduk arkadaşlar buradan? 80 derece bulduk. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buna dikkat ediyoruz lütfen. Bir şey çizeceksek en etkili silahımız yarı çap. Nereden? Merkezden yarı çap. Geldik buraya. 20 derece verilmiş. 50 derece verilmiş. Bak 50 derece ne çevre açı ne merkez açı. Buradaki ne çevre açı ne merkez açı. Daha görmedik ama 11. sınıftan bir nebze hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Ha o zaman bir şeyler yapmam gerekecek. Yani en etkili silahımız yarı çap çizmemiz gerekecek yani en azından. Hocam şey, nereye çiziyorduk? Çember üzerindeki noktalara. A'ya, B'ye ya da C'ye. Zaten A'ya çizilmiş, B'ye çizilmiş. Ne yapıyoruz? Hop C'ye çiziyoruz. Çizmeyle kalmasın ama. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap şurası da yarı çap. Yani şurası da eşit şurası da eşit şurası da eşitliği kullanacağız. Aa hocam ikiz kenar çıktı burada. 20 ise burada kaçta kaç derecedir? 20 derecedir. Hocam şurada da bir ikiz kenar var. 50 derece ise burası da 50 derece. Yani tamamı 50 derece 30 derece kaldı buraya. E çevre açı merkez açıdan yapabilirsiniz gerçi ama gerek yok. 50 50 ya da iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani 50 ile 30'un toplamı 80 hocam. A alfa ile 20'nin toplamı da 80. Alfa artı 20 eşittir. 80'den alfayı buradan 60 buluruz. Ya da bazı arkadaşlar şöyle yapabilir de. 50 50 100. E buraya kaç derece kaldı? 80 derece kaldı diyebilirsiniz. Sonra 20 20 40 sa buraya da 140 kaldı. 140 yapması için de alfanın da şey olduğunu söyleyebilirdiniz arkadaşlar. 60 derece olduğunu söyleyebilirdiniz. Ya da 2 iç açı bir dış açı yazdık. Burada da iki iç açı bir dış açıdan alfayı kaç bulduk arkadaşlar? 60 derece bulduk. Gördünüz mü? Yine nereden çıkıyor? Üçgen. Hatta üçgenli açıda. Uzunluğa geldiğimizde üçgendeki uzunluk bilgilerinde çok kullanacağımızı göreceksiniz arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki soruya. Aha ne var burada? O A ile cd birbirine eşit. Bak soruya bak. Hep eskiden beri söylerim. Bir yerlerde eşitlik verilmiş. Alakasız bir yerde bir eşitlik verse. ilk çizim çizmem gerekecek diye söylüyorduk. Üçgendeyken ne düşünüyorduk arkadaşlar? Hatta dikdörtgende falan filan da yani dörtgenlerde falan da aynı şeyi söylüyorduk zaten. Ya ek çizim deyince aklımıza ya muhteşem üçlü ya orta ya da ikiz kenarlık ek çizim aklımıza geliyordu. Çemberde ne gelecek aklımıza arkadaşlar? En etkili silahın yarı çap çizmek bunu unutma. Bu arada şunu da şu konuda da uyarayım size. Arkadaşlar bir soruda yarım çember vermişlerse soru çözümü için yarım çember yeterlidir. Tam çembere tamamlamanıza gerek yok. Çünkü sen buradan bunu tam çembere tamamlıyorsun. Tam çembere göre çözüm yapmaya çalışıyorsun. Çok nadir sorularda tam çembere tamamlayarak sonuca ulaşıyoruz. Ya da alttaki soruda mesela çeyrek çember verilmiş. Bunu hop çembere tamamlıyorsunuz. Çok nadir arkadaşlar. Aşırı derecede. Gerçekten de çok nadir sorularda biz bunu yapıyoruz. Sakın ama sakın böyle çembere tamamlamayı ilk etapta yapmayın. İlk etapta ne yapıyoruz? Bak hocam yarı çap uzunluğuyla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. O zaman ne yapacağız? En etkili silahını kullanacaksın. Yarı çap. Çiz yarı çapını kardeşim. En etkili silahını. Hop yarı çap. Yarı çapı çizdin. Yarı çap uzunluğu çift çizgi. Bak bu da yarı çap bu da yarı çap. Aa ikiz kenar çıktı. 25 ise 25 yazdım buraya yazdın. İki iç açının toplam bir dış açıdan burası 50 çıktı. Takıldın kaldın. Takıldıysan yine aynı şekilde devam. Ne yapmalıyım ben? Ya sorunun çözümüne ulaşamıyorum. Ek çizim çizmeliyim. Ek çizim. Çemberdeki ek çizimin ne? Merkeze kalemini koy. En etkili silahın yarı çap. Çember üzerindeki noktalara ya E'ye çizilmiş, D'ye çizilmiş, B'ye çizilmemiş, A'ya çizilmiş zaten. O zaman B'ye de çizeceğiz. Ama çizmeyle kalmasın. Yarı çap uzunluğu olduğunu göster. A ikiz kenar çıktı. O zaman burası da 50. 50. 50, 100. Buraya 80 kaldı. 80, 25 daha kaç yaptı arkadaşım? 105. Buraya 75 kaldı. <laughs> Değil mi? Buraya 75 kaldı. Ya da iki iç açının toplamı bir dış açı da diyebilirdik arkadaşlar. 75. Hocam burası da alfa zaten. E burada 180'den 75 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman da alfayı buluruz. Ya da şuradaki üçgende zaten ne var arkadaşlar? 2 alfa artı 75 eşittir 180. 2 alfa artı 75 eşittir 180'den. 2 alfa eşittir 105'ten. Alfayı da buradan ne buluruz arkadaşım? 52.5 diye buluruz. Tamam. Güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Daha bak size hiçbir şekilde merkez açı, çevre açı, teğet kiriş açı göstermedim. Ama burada gördüğünüz üzere üçgen bilgisiyle yine hiçbir tanım vermeden sadece çemberin tanımıyla ve üçgen bilgisiyle nasıl soruların çözülebildiğini gördünüz mü? Bu mantıkta olaya başlarsanız ezberden kurtulmuş olursunuz. Çoğu soruyu da bu mantıkla yaparsınız arkadaşlar dediğimi unutmayın. Yoksa çemberde açı deyince herkes şunu algılıyor. Hocam açının kuralları var ben o kurallara göre yapmak istiyorum. E, yapabilirsin. Ama kuralcı zihniyet biliyorsunuz belli bir noktadan sonra takılıyor arkadaşlar. Takılmamak için ilk etapta bu mantığı bilmek lazım. Geldik bir sonraki soruya. Bak şimdi, bu soruyu tamam, çeyrek çember verilmişse çeyrek çember çözüm için bize yeterlidir. Bakın, ne yapıyoruz burada? Çeyrek çemberin merkezi. Çeyrek çember derken yani tam çember 360 derece, Burası da 90 derece yani. Tamam, alfa isteniyor bizden. Allah Allah, bir tek 90 derece vermiş, demek ki ben 90 dereceyi kullanacağım. Ne yapabiliriz? E, ya bir şeyler yok burada. Çeyrek çemberde yeterli diyorum ya ben. Gerçekten de söylemem doğru. Bu arada bunu farklı bir yolla da yapabiliriz arkadaşlar. Ama ilk etapta bizim mantığımızla yapalım. E hiçbir şey yapamıyorsam, işte çevre açım merkezi açı falan filan yok. Ne yapacağız? Çeyrek çemberde yeterli diyor Kenan Hoca. E, yeterlidir o zaman. E o zaman e, bizim bu soru verilen bilgilerle çıkmıyorsa o zaman bir ek çizim çizmemiz gerekecek. En etkili silahımız yarıçap çizmek. E O'ya koydunuz. Çemberin merkezine koydunuz. En etkili silahınız yarıçap çizmek. Hop. Çember üzerindeki noktayı çizeceksiniz. O da neresi? C noktası. C'yi çizmeyle kalmasın. Bunun yarı çap olduğunu, bunun yarı çap olduğunu göster. Bunu, bu da yarı çap diye mi göster? Aa x kenarlıklar çıktı. O zaman ben buraya x x dersem buraya ne kaldı? 180 eksi 2x kaldı. Açılara dalacağımız da belli. Hocam buraya y y dersem aa burası da 180 eksi 2'ye. Bakın 90'ı kullanmadık. Ne yapıyoruz? Her zaman kullanmadığınız yere yoğunlaşın lütfen. Sen burayı kullandın xx. Burası 180-2x. Burayı da kullandın y, y. Burası da 180-2y. 90'ı kullanmadın deyince zaten beyin oraya odaklandı. İkisinin toplamı hocam. 180-2x artı 180-2y 90'a eşit oldu. Buradan 2x ile 2y'yi öbür tarafa attım. 2x artı 2y eşittir. 360-90'dan 270 yaptı. O zaman 2'ye böldüğümüz zaman da cevap kaç çıktı? 135 çıktı. x artı y arkadaşlar. Evet x artı y 135 zaten bizden de alfa isteniyor. O da x artı y o da 135 derece oldu sevgili gençler. Peki hocam bu sorunun çözümü daha farklı bir yolla yapılabilir mi? Evet ama siz benim dediğime lütfen ama lütfen uyun. Çünkü kendinizi bu şekilde alıştırırsanız hadi bir soruda birkaç soruda böyle uzun yoldan yapmış olursunuz. Bunu da uzun yol olarak kabul ediyorsanız tabii ki. Bunun kısa yolu var mı? Var diyebiliriz. Çembere tamamlayarak da kısa yoldan da yapabiliriz arkadaşlar. Bir de isterseniz o yoldan yapayım. Ama siz ilk etapta tekrar söylüyorum. Çeyrek çember verilmişse çeyrek çember çözüm için yeterli. Yeterli olduğunu da gösterdim zaten. Yarım çember verilmişse yarım çember yeterli. Çünkü çoğu soruda da şeyi kullanmıyoruz. Evet burada çembere tamamlayacak olursak arkadaşlar böyle. Aa hocam merkez açıyı falan bilenler atarlar. Bir sonraki ders söyleyeceğim zaten. 90 ise merkez açıdan dolayı burası da 90. E hocam buraya 360 olduğu için tamamı 270 kaldı. A alfada 270'i görüyor. Çevre açı burası. Yarısı olacak 135 derecede diyebiliriz. Evet kolay bir yol ama size yine tavsiyem çeyrek çember verilmişse ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Çeyrek çember çözüm için bize yeterlidir deyip ona göre oradan çözümü yapıyorsunuz arkadaşlar. Tavsiyeme uyun. Geldik buraya. Evet, şimdi ne demiş? Çeyrek daire biçimindeki bir kartona bazı katlamalar yapılarak şekil 2'deki gibi bir yamuk elde edilmiştir. Şöyle bir yamuk elde edilmiş arkadaşlar. Çeyrek çember ya bir yamuk elde edilmiş. Yani o yamuk dediğimiz şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Bu katlamada A noktası buraya geldiğine göre aynı doğru üstünde gitmiş. Ee, hani üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak ya. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak ya. O zaman burada da 90'dır. Zaten yamuk dediğine göre bunlar birbirine paraleldir. O zaman ise burası da 90 yani bir dik yamuk karşımıza çıkmış arkadaşlar. Buna göre katlamalar sonucunda oluşan yamuğun en büyük iç açısının ölçüsü kaç derecede Diğer kaç derece diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle ne yapmışız burada arkadaşlar? Ben bunu böyle katlamışım. Katladığımda bak eski haline geri açacağız değil mi arkadaşlar? Eski haline geri açalım. Hop şöyle şunu şöyle açalım. Şunu şöyle açalım şöyle. Hop şöyle şurası şu katlanmış hali burası. E burada da şunu şöyle katlamış. Bunu da böyle açalım arkadaşlar. Hop şöyle açtık. Peki bizim yamuğumuz bak şuradaki renkli kısım yamuğumuz arkadaşlar. Peki ne diyorduk hep katlamada? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen kenarlar şunlar birbirine eşit. Mavi kalemle göstereyim isterseniz. Bakın şunlar birbirine eşit. Üst üste binen yaylar bunlar birbirine eşit. Büyük ihtimalle yayları kullanmayacağım arkadaşlar. E, şu yaylar da birbirine eşit. Bunu da kullanmayacağım gibi. E ee, üstte binen kenarlar birbirine eşit. Yayların birbirine eşitliği ile alakalı bir şey gelmeyecek galiba. Peki ne yapabiliriz o zaman burada? Bakın, bir şey yapamadık. Şu an için herhangi bir şey yapamıyoruz. Hocam bir şeyler yapmamız lazım. O zaman en etkili silahımız bak bizden de açı isteniyor zaten. E ee, çembere tamamlasak mı? İşte bak mesela burada çembere tamamlarsan yandı. Yani ya, çeyrek çember biraz önce de tavsiyede de bulundum zaten. Çeyrek çember çözüm için yeterlidir. Ne yapıyoruz o zaman burada arkadaşlar? Hocam bu şu uzunluklar birbirine eşit. Buraya A A dersem. E bizim en etkili silahımız nedir? Yarı çap. Bak yarı çap uzunluğu kaç A oldu? 2 A oldu. O zaman yarı çap uzunluğu mutlaka uzunluğu bizim için önemli. Şunlar birbirine eşitse yarı çap uzunluğu 2 A. E soru çözümü için yarı çap çizmem lazım o zaman benim. Çizelim hocam. Çemberin merkezine kalemini koyduk. Merkez o noktasıydı. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Çizdik yarı çapı. Ama yarı çapı çizmeyle kalmasın. Yarı çapa eşit değil. Hocam yarı çap uzunluğu 2A. Aa burası da 2A o zaman. Hocam açı isteniliyor bizden. Büyük ihtimalle özel üçgen vardır diye kafanda canlandırmışsındır büyük ihtimalle. Özel üçgen dediğimiz ne çıkar? Ya 45-45-90 çıkar ya da 30-60-90 çıkar. Bakıyorum burada. Hocam şu üçgende ne var? 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? Tabii ki 30'un. 30-90 ise burası da 60 yaptı. Burası da 30 yaptı. Hocam bu da yarıçap zaten. Bu da 2a. Hocam şurada da bir üçgen var. Çünkü bu doğru boyunca katlamıştı arkadaşlar. Bu doğru. Şurada da bir ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin tepe açısı 30 derece. 180'den 30 çıkart. 150. 2'ye böl 75 75 oldu arkadaşlar. Şimdi burada kaçı 90. Burada kaçı 90. Burada kaç kaç yaptı? 105. Burada kaç kaç yaptı? 75 yaptı arkadaşlar. Buradaki yamuktaki bu katlamalar sonucunda oluşan yamuk yani şuradaki oluşan yamuktaki en büyük iç açısının ölçüsü isteniyor. En büyük iç açısının ölçüsü kaç derece arkadaşlar? 105 derece oldu. Yani cevabımız 105 yaptı. Evet her zaman ilk video çok önemlidir arkadaşlar. Benim için ve sizin için çok önemlidir. Burada yani üçgenleri çembere nasıl uyarlayabiliriz ondan bahsettik arkadaşlar. Bence çemberin en önemli videosu buydu. Başlarda biraz geyik yaptık ama orada tanımdan bahsettik biraz da şey yapalım arkadaşlar. Sohbet edelim yani bazı videolarda değil mi? Ee, ama gerçekten önemli bir video oldu. Ee, i̇nşallah bütün soruları anlamışsınızdır arkadaşlar. Ee, önemli olan şeylerden bahsettim. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Bir de çeyrek çember verilmişse çeyrek çember yeterli. Yarım çember verilmişse yarım çember yeterli. Lafımı da lütfen dikkate alın arkadaşlar. Evet. isterseniz e, burada çemberde açı, merkez açı kuralını bir sonraki videoda verelim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.